Sayın seyirciler, 82 kiloda final karşılaşması. Güreşçimiz Hamza Yerlikaya Kazakistan'dan Devlet Turlikhanov'la karşılaşacak. Evet, mindere ilk çıkan güreşçimiz Hamza Yerlikaya oldu. İşte şimdi de Kazak rakibi Devlet Turlikhanov minderde. 26 yıl aradan sonra acaba bir altın madalya kazanabilecek miyiz? İşte karşılaşma başladı. Heyecanlı bir 5 dakika bekliyor hepimizi. Hamza Yerlikaya Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi için minderde. Güreşçimiz 17 yaşındaki genç güreşçimiz birinci turda Ermeni rakibini 4-3 mağlup etti. İkinci turda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Macar Farkaş'ı farklı şekilde 7-3 mağlup etti. Daha sonra çeyrek finaldeki rakibi Bulgar Dimitrov'du ve 5-0 yendi güreşçimiz. Ondan sonra Rus Karadanov'la yarı finalde mücadele etti. Bu karşılaşmayı da 3-0 kazandı. İşte şimdi altın madalya mücadelesinde güreşçimiz karşılaşmanın hemen başında boyundurukla yakalıyor Kazak güreşçi ve boyunduruktan sıkıyor. Oradan künde hazırlığına geçmeye çalışıyor. Güreşçimiz şu ana kadar rakibine puan vermiş değil. Ayağıyla müdahale ediyor Kazak güreşçi. Faul yapıyor. Bakıyorum karşılaşmayı minderde İranlı hakem yönetiyor. Güreşçimiz oradan kalkma çabasında ve rakibine puan vermiyor. Gerçekten son derece başarılı karşılaşmalar çıkardı Hamza Yerlikaya ve bir pozisyonda bile rakibine puan vermedi. Hemen saldırdı tekrar Kazak güreşçi. Güreşçimiz göğüs çaprazına girdi. Bakalım kontratak yapabilir mi? Beline sarılıyor rakibinin. Ancak kafa koldan yakalamış durumda. Boyunduruğu oradan vurmuş durumda Devlet Turlikhanov. Ve bir türlü bırakmadı. Şimdi bırakıyor. Turlikhanov sevgili seyirciler 1989 yılında dünya birincisi, 1987 yılında Avrupa birincisi, 88 yılındaki Seul Olimpiyat Oyunlarında ikinci, 1992 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştı ve 87 yılında da dünya üçüncülüğü var. Şu anda ihtar uygulamasında yerde başlıyor karşılaşma ve Hamza Yerlikaya yerde denge merkezini, ağırlık merkezini dağıtarak rakibine çırpma imkanı tanımak istemiyor. Çırpıyor ve 2 puan, 1 puan, evet 1 puan işaret ediyor. Bakıyoruz hakemler katılıyorlar mı? Ancak ayaklardan tuttuğu için karşılaşma ortada tekrar başlayacak. Evet, bu güç pozisyonda rakibine sadece 1 puan verdi Hamza Yerlikaya ve şimdi karşılaşma ortada tekrar başladı. Sevgili seyirciler, Hamza Yerlikaya 17 yaşında, 1967 Sivas doğumlu, İstanbul Demirspor Kulübü'nde güreş hayatını devam ettiriyor. 70'ten fazla çeşitli kategorilerde milli oldu. Tek kol atmıştı Kazak güreşçi, ancak kendi oyunuyla altta kalınca puan gelmiyor güreşçimize. Evet, 70'ten fazla değişik kategorilerde milli oldu güreşçimiz. 1992 Gençler Dünya İkincisi, 1992 Yıldızlar Dünya Şampiyonu, bu sene Akdeniz Oyunları'nda üçüncü oldu. Bir kez daha aynı şekilde kendi oyunuyla altta kaldığını belirtiyor hakemler ve güreşçimize puan vermiyorlar. Evet, bu yıl İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyüklerde mücadele etti güreşçimiz Hamza Yerlikaya ve gümüş madalya kazanmıştı o karşılaşmada. İşte ilk kez katıldığı Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Hamza Yerlikaya altın madalya mücadelesini Kazak rakibi Devlet Turlikhanov'la yapıyor sevgili seyirciler. Karşılaşmanın tamamlanmasına
Yaklaşık 2,5 dakika var ve 1-0 yenik durumda Hamza Yerlikaya. O kadar güzel karşılaşmalar çıkardı ki şampiyona boyunca Ermeni rakibini 4-3, Macar Olimpiyat ve Dünya Şampiyonunu 7-3 ve şimdi ihtar veriyorlar Kazak güreşçiye. Güreşçimiz karşılaşmaya yerde başlayacak. Bulgar rakibini 5-0, Rus rakibini 3-0 yenmişti güreşçimiz ve final oynama hakkını elde etmişti. İşte güreşçimiz doğrudan doğruya künde hazırlığına giriyor. Elini rakibinin altında birleştirmeye çalışıyor. Ancak hemen sıyrıldı. Kündeyi bu sefer daha iyi yakaladı. Ellerini altında kavuşturdu. Şimdi kaldırma çabasında. Kaldırabilirse sağa sola rakibini yanıltmak için hareketler yapıyor. Şimdi kündeden kalkıyor. Aman bir an için açık düşürüyor rakibini ve 2 puan alıyor. Şimdi 2-1 önde güreşçimiz Hamza Yerlikaya. Kündeyi bozmadı. Oradan atıyor kündeyi. 3 puan daha geliyor. Bir teknik puan daha. İşte şimdi farkı arttırıyor güreşçimiz. Çok güzel bir karşılaşma çıkarıyor Hamza Yerlikaya. Güçlü rakibi karşısında. Sakin ve çok güzel bir karşılaşma çıkarıyor. Evet, 26 yıl sonra şu anda teknik direktörlük yapan, takımın başında olan Sırrı Acar'ın dünya şampiyonluğundan sonra bir şampiyonluk daha gelebilir mi? Karşılaşmanın son 30 saniyesi. Güreşçimiz 6-1 önde. Hamza Yerlikaya altına uzanıyor sevgili seyirciler. Son 4-5 saniye. Artık Kazak güreşçi karşılaşmaya girmiyor. Güreşçimiz karşılaşmayı kazanıyor. 6-1 kazanıyor. Dünya şampiyonu oluyor sevgili seyirciler. Hamza Yerlikaya dünya şampiyonu. İşte antrenörü Ömer Sultan'ın omuzlarında. İşte sevincini böyle paylaşıyor antrenörüyle. 26 yıl sonra gelen büyük sevinç sevgili seyirciler. 26 yıl sonra gelen dünya şampiyonluğu Greco-Roman stilde. Ve işte Hamza Yerlikaya'nın elleri havada.